Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz görüldüğü gibi kum kat. Şimdi ne yapıyoruz? Kum katları biliyorsunuz bunlar da turunçgillerden. Çok soru yorum olarak geldi. Kum kat yetiştirir misin? Kum kat yetiştirir misin? Tohumdan çimlendirme yapar mısın? Evet, görüldüğü gibi yemeyenler için şöyle diyelim. Küçük portakal diyebiliriz. Çünkü mandalina biraz daha tatlımsı oluyor. Bence portakala biraz daha yakın tadı. Çimlendirmesi bu kadar ufak olduğuna bakmayın. İçinde çok güzel çekirdekleri oluyor. Bu çekirdekleri ekip turunç yetiştirebiliriz. Birkaç kişiden duydum. Benzer kumkat veriyormuş. Ama biliyorsunuz ki %99 turunçların çekirdeğinden turunç oluyor. Yani acı portakal tarzı bir ürün oluyor. Bu da işte sadece reçeli yapılabiliyor. Onun için biz ne yapıyoruz? Bu turunç ağaçlarının üstüne işte bunların aşılarında mesela kumkatı aşılıyorsunuz. Limonu, portakalı, mandalini, greyfurtu aşıladığınız dal o meyveyi vermeye devam ediyor. Sadece aşıladığınız kısım. Şimdi hemen kumkat ekimine geçelim. Öncelikle yapmamız gereken çekirdeklerini çıkaracağız. Böyle sera kaplarımız var. Şöyle göstereyim kabımızı. Ağzı kapalı, şeffaf bir kabımız, suyumuz ve şöyle havlu peçetemiz. Bunu da ıslatıp arasına koyacağız. Şimdi hemen şöyle ortasında çekirdeği olduğu için çok fazla içine girmiyorum bakın. Evet, açıyoruz böyle bakın. Evet, kokusu çok güzel. Bakın şurada bir tane çekirdek var. Şimdi şöyle. Bakın çekirdeğini çıkardık. Şimdi böyle elimde birkaç tane var. Bunların hepsini ben çıkaracağım. Bıçakla kesmemeye çalışın. Bıçakla keserseniz içindeki çekirdeği de kesmiş olursunuz. Ekim işlemi başarısız olur. Şimdi hemen ben şu diğerlerini de çekirdeklerini ayırıyorum. Evet, kum katlarımızı yedik. Bakın böyle güzel güzel çekirdekleri de çıktı. Şimdi ne yapacağız? Bakın bunların üstü böyle hafif bir kaygan yapıya sahip. Normalde şu üstündeki kabuğu çıkaracağız ama bakın tutmakta zorlanıyorum. Onun için şöyle peçete yardımıyla o kaygan yapıyı temizliyorum. Hepsini de uygulayacağım aynı şekilde. Çimlenmesinin hızlanması için o üst kabuğu çıkaracağız. Çünkü çekirdek çimlenebilmek için o üst dışındaki kabuğu delmesi gerekiyor. Biz onu alalım ki kolayca çıksın. Evet, güzelce buraya çıkarttık. Şimdi bakın şu sivri kısmını çok derine girmeden şöyle tırnağınızla veya başka bir pens yardımıyla bakın şöyle açıyorum. Bakın. Evet, normalde limon çekirdekleri biliyorsunuz videolarımızı izlediyseniz kahverengi çıkıyordu. Bakın bunda yeşil çıktı, bir farklılık var. Şöyle. Bakın. Bakın şöyle yeşil. Şimdi ben hızlıca öbürlerini de yapacağım. Hatta şöyle kabımı açayım. Size hızlandırılmış çekim yaparız. Şimdi böyle havlu peçetemiz var. Şöyle suyla birazcık ıslatıyorum. Bakın sırılsıklam değil. Bu hatayı yapan çok var. Bunu çok ıslattığınız zaman içeride küflenmeler oluyor ve çekirdekleriniz büyümeden daha bozuluyor. Bakın mesela bunu iyi temizleyememişiz. Elimizde kayıyor. Kayınca da güzel soyamıyoruz. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü diğer videolarda yorumlara yazan çok vardı. İşte o madem orayı soyacaktın, neden işte üstünü temizliyoruz gibi. Ama işte bu açılımı kolayca yapabilmek için onu soymamız gerekiyor. Yani üstünü soymamız için güzelce rahatça üstünü güzelce temizlememiz gerekiyor. Bakın bir tane daha yine yeşil. Evet, bakın hepsini temizledik. Hepsi yeşil yeşil böyle farklı bir kumkat daha önceden ekmemiştim ben de. Güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen kapatıyoruz. Şöyle hafifçe bastırıyoruz ki hani o nem çekirdeklere değsin. Üstünü de kapatıyoruz. Bundan sonra aydınlık bir ortamda, güneş altında değil, aydınlık bir ortamda, şu anda kışta olduğumuz için evin içinde aydınlık bir ortamda, karanlık olmayan bir ortamda, ılık bir yerde evimizin bir köşesinde beklemeye başlıyoruz. Yaklaşık 3 haftayı bulabilir çimlenmesi. Zaten ilerleyen aşamaları beraber çekeceğiz. Şimdilik bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki kum katlarımız vardı. Onları ekmiştik. Yani sere usulü. Bakın. Şöyle şuradan çıkarmak istemiyorum ama
Bir tanesi hemen filizini çıkarmış. Bir hafta falan sürdü. Bir haftada böyle filizleri patlamaya başlıyor. Nemli bakıyoruz bu kurudukça. Üstüne şöyle gösterelim. Bir kere veya iki kere hafif ıslanmasını sağlayacak şekilde suyumuzu sıkıyoruz. Şu anda tam gelişmediler. Onun için yine kapatıyorum. Bununla aynı anda limonlarımı yapmıştım. Onlar çoğu filizlendi, hatta yaprağını bile çıkarmak üzere. Onları artık ekimine geçebiliriz yavaştan. Bunları yine beklemeye devam ediyoruz. Bakalım ne zaman daha çok filizlerini çıkarırlarsa o zaman ekimlerine geçeceğiz. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz kumkat ekmiştik. Ama ondan öncesinde limonlarımızı ekmiştik. Şöyle gösterelim. Bakın ne güzel oldular. Yine yöntem aynı. Bunun da videosunu sona eklerim. Bakıp yapabilirsiniz. Cidden şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle bunlar limon vermiyor. İleride uzun seneler sonra turunç veriyor. Acı portakal mandalina arası bir şey. Ondan da reçel olabiliyor tabii ki. Yani onun ürünü de kullanabiliyorsunuz. Ama önemli olan limonu yetiştirmek ve yaprakları böyle dokunduğunuz zaman o kadar güzel kokuyor ki yani meyve bile vermese cidden güzel yaz kış yaprak dökmeyin güzel bir fidanınız olmuş oluyor. Şimdi bunları kenara alıyorum. Şöyle yaptığımız kumkatlara bakın. 1-2 hafta içinde şöyle normalde yazın 1 hafta kışın 3 hafta kadar sürebilir. Bakın hepsi yapraklanmış. Bakın şimdi burada şunlar neden beyaz? Bazı çimlendirme videolarını ben izliyorum diğer arkadaşlarında. Bunları yaparken karanlıkta yapıyorlar. Karanlıkta evet doğada karanlık hani mantıken düşünürseniz ama şöyle bir durum var. Doğada filizlendiğinde bu filiz direkt güneş görüyor. Yani o çimlenme olma aşamasından sonra güneşle beraber fotosentezini gerçekleştirir için daha yeşil oluyor. Bakın şurası aralık kalmış ve şuradan güneş almış. Bakın şöyle duruyor. Bakın şuradan ışık direkt şuna gelmiş ve aradaki farka bakın. Güneş alan ve almayan. Güneş alan nasıl koyu yeşil ve güneş almayan nasıl açık. Bunun için biz aydınlık ortamda yapıyoruz. Zaten hemen bu aralıklardan almaya başlıyor. Yani karanlık bir ortamda değil. Şimdi bunun ekimini yapacağız. Sayı çok fazla olduğu için ben şöyle saksıma koyacağım. Saksıma torf toprağı koyuyorum ve içine perlit karıştıracağım. O da su tutan volkanik bir kayaç, mineral bakımından da zengin. Perliti nereden bulacağız derseniz şöyle paketlere dolaba koydum. Dolaptan alabilirsiniz. Linki aşağıda zaten açıklama kısmında. Şimdi hemen toprağını koyalım. Bakın şimdi bunu ben almadım. Bunu ailem dışarıdan almış. Bana toprak sürekli lazım oluyor. Bakın bu toprak torf toprağı değil. Şöyle göstereyim. Humuslu, çamurumsu bir tane toprak. Bunlar daha fazla su tutuyor. Köklerin ilerlemesi biraz daha yavaş oluyor. Ve dip kısmında solucan yapabiliyor. Bu da çiçeklerinizin, bitkilerinizin çabuk çürümesine, bozulmasına neden olabiliyor. Torf toprağı daha lifli. Daha böyle... daha böyle hafif yapılı topraklardır. Ama tabii bunu da kullanacağız. Yani limon için çok da önemli değil. Şimdi şöyle perlitimizi hemen karıştırıyorum. Dediğim gibi siz de alıp o paketten bu saksı için mesela iki kere kullanabilirsiniz. Şöyle şu kadar koysam yetiyor. Ekimlerimizde böyle pens kullanıyoruz. Bunlar eczane depolarında falan bulunabiliyor. Ameliyatlarda kullanılan pensler. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle. Peçeteden işte böyle bir avantajı var. Bakın hiç kökünü kırmadan çıkardık. Pamuk olsaydı bunlar dolanmış olacaktı ve çıkaramayacaktık. Yani niye peçeteye yapıyoruz da pamuğa yapmıyoruz? Anlamış olursunuz. Bakın ne güzel olmuş. Şimdi bunu nasıl ekiyoruz? Şöyle yer yapıyorum. Şöyle kök kısmı aşağıda kalacak şekilde. Çok fazla da bastırmıyorum. Sadece oradaki boşluk gidene kadar. Çünkü
Çok fazla bastırsanız bu kökünü kırmış olabilirsiniz. Kökün şekline göre şu çekirdeği dışarıda da kalabilir biraz. O zaten zamanla kaybolacaktır. Çoğunun yaprakları çıkmamış. İlk başta birkaç gün şöyle spreyle sulama yapacağız. Spreyle sulama yapmamızın sebebi de yeni ekim olduğu için tohumlar eğer normal su dökerseniz toprakta bir açılma oluyor, bir delik oluşuyor ve kökleri tohumları topraktan çıkarabilir. Onun için birkaç gün o kökler iyice yerine yerleşene kadar fıs fısla bir sulama yapıyoruz. Bir hafta kadar. Kökler de yerine oturduktan sonra normal sulamaya geçebiliriz. Videomuz şimdilik bu kadar. Bir çekim daha yaparım diye düşünüyorum. Artık iyice böyle yapraklarını çıkarınca da paylaşımımızı yaparız. Kumkatın zaten ekim için bir sıkıntısı yok. Yaprak dökmediği için her an ekebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar. Bakın son hallerini kumkatlarımızın. Bu beyaz oldu yaprakları. Sanırım dediğim gibi başta güneş alamamıştı. O yüzden birazcık beyazımsı duruyor. İleride düzelecektir. Şunlar gayet iyi. Diğerleri hiç açmamış olanların da bakın üstünde yaprakları var artık. Güzel güzel büyüyecekler. Evet, bu videomuz bu kadar. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa da aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan zaten bütün sorulara dönüyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi güzelce kum katlarımızı çimlendirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.